Es ist das Duell zwischen der Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer, dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesinde ilk ve son televizyon düellosunda karşı karşıya gelen Merkel ve Schulz Türkiye'yi tartıştı. Schulz, başbakan olursam müzakereleri keserim dedi. Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimleri 3 hafta kala Hristiyan Demokrat Birlik lideri ve Başbakan Angela Merkel'le Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz, pazar akşamı 4 televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında karşı karşıya geldi. ARD, ZDF, RTL ve Sat1 kanallarından eş zamanlı olarak yayınlanan televizyon düellosunda iki lider iç ve dış siyasete ilişkin konularda seçmene görüşlerini anlatmaya çalıştı. Türkiye sık sık gündeme geldi. Merkel'e Türkiye'de 12 Alman vatandaşının siyasi nedenlerle tutuklanması karşısında Ankara'nın tavrı buna karışamazsınız oluyor. Başbakan olarak çaresiz misiniz şeklinde bir soru yöneltildi. Tabii ki çaresiz değilim diyen Başbakan Merkel, Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının özgürlüklerine kavuşabilmeleri için çaba gösterdiklerini vurguladı. Türkiye nefes kesen bir hızla tüm demokratik alışkanlıklarından uzaklaşıyor diyen Merkel, ülkeye yönelik ekonomik baskının artabileceğini belirtti. Merkel bu çerçevede Türkiye'ye seyahat edeceklere yönelik daha sert bir uyarının düşünüldüğünü kaydetti. Hermes kredi garantilerinin yanı sıra Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'nın kredilerinde incelendiğini hatırlatan Başbakan, böylelikle kesin bir tepki verildiğinin gösterileceğini ifade etti. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz da eğer seçilirse Avrupa Birliği'ne Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi tavsiyesinde bulunacağını vurguladı. Ben başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini sona erdiririm diyen Schulz, uzun süre Türkiye'nin üyeliğini savunmasına rağmen aday ülkenin davranışları karşısında başka bir seçeneğin kalmadığını ifade etti. Schulz, ancak artık kırmızı çizginin aşıldığı noktaya gelindi dedi. SPD adayı, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde ödenen mali yardımların da dondurulması gerektiğinin altını çizdi. Wir alle gemeinsam, vor allen Dingen die 100.000 Menschen, die in diesem